Sevgili dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz hoş geldiniz. Öncelikle afiyet olsun diliyorum. Bugün işte il başkanı olmamızın yaklaşık bir aylık bir süre oldu. Ama bir araya gelip de oturup görüşme fırsatımız hep bir arada olmadı. Bugün bize vakit ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Bir araya geldik. Bu yeni dönemle alakalı da ben kanaatlerimi söylemek istiyorum. Sizlerin de tabii kanaatlerini almak istiyorum. Bu dönem benim için ikinci il başkanlığı dönemim. Bu dönemde eskiden biraz daha tecrübesizdik herhalde, çok konuşuyorduk, az dinliyorduk. Bu dönemde Allah nasip ederse çok dinleyip az konuşmayı tercih edeceğiz. Çünkü öyle daha doğru işler yapacağımızı düşünüyorum, daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Allah nasip ederse bizim buradaki yeni dönem içerisinde, yeni dönem demeyelim de siyasi anlayış ve algı içerisinde en çok değer vereceğimiz işlerden bir tanesi kıymet nokta, kıymet bilmek. Bizim toplum olarak da en az yaptığımız işlerden bir tanesi kıymet bilmek, değer bilmek. Bunu ön planda tutacağım. Benim yeni dönemde en çok üzerinde duracağım şey kıymet bilmek olacak. Kimin kıymetini bileceğiz? Emeği geçenlerin kıymetini bileceğiz. Büyüklerimizin kıymetini bileceğiz. Çocuklarımızın kıymetini bileceğiz. Ülkemizin kıymetini bileceğiz. Şehrimizin kıymetini bileceğiz. Dolayısıyla bizim için değer olan her şeyin kıymetini bileceğiz ve kıymet bilme noktasında Allah izin verirse çalışacağız, konuşacağız ve bu konuda gayret edeceğiz inşallah. Ben davaya, AK Parti'ye ve onun liderine inanmış bir insanım. Kendi adıma siyasi geçmişim içerisinde, üniversite yıllarında aktif siyasetin içerisine girdim. Refah Partisi'nde, Konya'da üniversite teşkilatlarında başladım. Arkasından Fazilet Partisi, malum biliyorsunuz işte AK Parti. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyorum. AK Parti'ye inanıyorum, yürekten inanıyorum. Bunun için de siyasette olmadığım zaman içerisinde bir nefer olarak elimden geldiğince gayret ettim. Ben hiçbir zaman küsmedim partime, davama hiçbir zaman küsmedim. Çünkü biliyorum ki AK Parti bu ülkenin kurtuluşu için çok önemli hamleler yapan, bu ülkenin ayağa kalkmasında ve şahlanmasında çok önemli bir icraatları gerçekleştiren bir siyasi parti. Biliyorsunuz 2023'te Türkiye'nin 100. yılı dolmuş olacak. Cumhuriyetimizin 100 yaşına gelmiş olacak. AK Parti'nin de hükümetimizin de bu konudaki hedefleri malum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Dünyada söz sahibi olmak istiyoruz ve söz sahibi olduk. Mazlumların yanında olmak istedik ve yanımızda oldular. Yanlarında olduk. Bununla birlikte elimizde bu süreç içerisinde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için tabii önümüzde 2019 seçimleri var. Burada İl başkanı olarak 2019 seçimlerine teşkilatımızla birlikte güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Tabii milletvekillerimizin önderliğinde, belediye başkanlarımızla birlikte el ele, birlik ve beraberlikle içerisinde bütün hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bu süreç içerisinde benim için en önemli olan şey kırık kalemizin tüm problemleriyle yakından ilgilenmek olacak. Geçen bir STK toplantısı yaptık. Kırık kaledeki bütün sivil toplum kuruluşu temsilcisi arkadaşlarımız katıldılar, bizi onurlandırdılar. Kırıkkale ile ilgili konuştuk. Burada biraz önce de sohbet esnasında Sırrı Bey'de Kırıkkale'de çok önemli bir problem olan uyuşturucuyla alakalı bir mücadele etmeyi önerdi, orada söyledi. Bununla ilgili kafa yorduğunu, projeleri olduğunu söyledi. Biz Sırrı Bey'in projesi dahil olmak üzere bu şehre hizmeti olacak, emeği geçecek herkesin her türlü projesinde yanında olacağız. Çünkü siyaseti biz hizmet için yapmak istiyoruz. İnsanların duasını almak için yapmak istiyoruz. Diğer türlü gerçekten siyaset, eğer bu şey yapmazsanız, bu amaçla, bu hedefte olmazsanız amacından sapıyor veya yapılmıyor. Yani rahat ve huzur içerisinde bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Bizim hedefimiz, bizim anlayışımız, algımız, insanların duasını almak noktasında bir şeyimiz var, bir gayretimiz olacak. Bundan önce Hakan Gökkaya abimiz sağ olsun, burada bir toplumsal duyarlılığı ön planda tutmamız gerekiyor. Bir NCL hastası, iki tane evladımıza ziyaretine gittik. Bunların ilaç tedavisiyle ilgili, Sağlık Bakanlığı ile ilgili bakan yardımcımızla görüştük tedavi etme amacında. İşte ihtiyaçları yataktı, işte cihazlardı, tıbbi cihazlardı, bunların tedarikini gerçekleştirdik. Bunlar tabii hep siyasi mekanizmalarla oluyor. Bu siyaseti hizmet için kullanmamız gerekiyor. Bu tür işlerin hepsinin içerisinde olacağız ve takipçisi olacağız. Bir de şunu ifade etmek istiyorum, ben çok siyaset konuşmak istemiyorum ama birkaç cümle etmek istiyorum müsaade ederseniz. 2013'ün Mayıs ayına dönmek istiyorum. Hepiniz bir hatırlayın 2013'ün Mayıs ayını. Türkiye 2013'ün Mayıs ayını itibariyle enleri yaşadığı bir tarih.
enflasyonun Cumhuriyet tarihinin en düşük olduğu zaman, Merkez Bankası döviz rezervinin en yüksek olduğu zaman, dış ticaret hacminin en yüksek olduğu zaman, dünyadaki en büyük projelerin üçünün ihalesinin yapıldığı zaman, hangisi? Üçüncü havalimanı İstanbul, üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü'nün yapıldığı, üç tane ihale aynı ay içerisinde yapıldı. Ve IMF'ye olan son taksit borcumuzu ödedik. Daha sonra bütün ekonomik göstergeler tavandayken, Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesindeyken, tüm tarihin içerisinde başlayan gezi hadiseleri, arkasından 17-25 Aralık hadisesi, arkasından 15 Temmuz darbe girişimi, sonra yaşanan mücadeleler. İşte Türkiye'de enlerin yaşanmasını istemiyorlar. Türkiye'nin en güçlü devlet olması istenmiyor. Bölgesinin en güçlü devleti olsun istenmiyor. Mazlumların yanında olan bir Türkiye istenmiyor. Dünya 5'ten büyüktür diyen bir lider dünyada istenmiyor. Dolayısıyla bu 2019 seçimi bu çerçeve içerisinde biz değerlendiriyoruz. Bunlarla yapılan mücadeleyi 2019 seçimi içerisinde herkese konuşacağız, anlatacağız. Bunun üzerinde konuşacağız. Eksiklerimiz varsa kendi adımıza, şahsımız adına bunları gidermeye çalışacağız. Ve inşallah 2019 seçimlerinde yine Kırıkkale'de bizim hedefimiz, Allah nasip ederse, en az %68. Çünkü ben %68'i şey için söylüyorum. 2011 referandumda %68 bir oy almıştık, biliyorsunuz. Bunun altına inmemek adına bütün çalışmalarımız, gayretlerimiz olacak. Kuracağımız yönetimde toplumun tamamını kucaklayan, farklı siyasi görüşlerde olan, farklı mezhepte olan insanlardan olabilir. Bizim başımızdan böyle bir ön yargımız yok. Toplumun tamamını kucaklayacak, toplumsal duyarlılığı ön planda olan, düzgün, ahlaklı insanlardan oluşan bir yönetim oluşturmaya çalışacağız. Bundan önceki yönetimdeki arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz de bir dönem işte 2006-2009 yılları içerisinde il başkanlığı yaptık. Herkes bir emek verdi. Burada bir bayrak yarışı, bir bayrak değişimi oldu, bir nefes değişimi oldu diyelim. Bize de böyle bir görev tekrardan tevdi edildi. Eskisiyle yenisiyle, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir yönetimle Kırıkkale'mize hizmet edeceğiz. Benim bir il başkanı olarak, bir kardeşiniz olarak sizden istirhamım, sadece siyasi konularda değil, toplumsal duyarlılığı olan, topluma hizmet noktasında olan her konuda sizlerle ben birlikte olmak istiyorum. İstişare etmek istiyorum. Nihayetinde istişareden doğru şeyler çıkıyor. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, istişare eden, istihare eden yanılabilir, yanılabilir, yanılmayabilir ama yanılabilir, ama istişare eden yanılmaz buyuruyor. Dolayısıyla bizler istişare ederek şehrimiz adına daha iyi neler yapabiliriz, hizmet anlamında neler yapabiliriz, bu konuda el birliğiyle ben sizlerden çalışmak istiyorum. Bir kardeşiniz olarak bize destek olursanız biz bundan çok büyük mutluluk duyarız. Hatalarımız olabilir, yanlışlarımız olabilir. Hani bilerek yanlış yapmayız ama olabilir, insanız. Bu noktada da sizlerin kıymetli uyarılarını duymak istiyoruz. Bunlarla birlikte tekrardan eğer bir şeyimiz varsa, bir eksiğimiz varsa bunları da gidermek istiyoruz. Bu vesileyle ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hani dedim ya, çok konuşmayacağız dedik ama gene de çok konuşuyoruz. Yani sizler konuşur da biz dinlersek daha da çok sevinirim. Söyleyecekleriniz varsa, bir emirleriniz varsa da başımız gözümüz üstüne. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı ben çok mutluyum. Bize de bu bir aylık il başkanlığı dönemimizde de çok sıcak karşıladınız. Samimi davrandınız. Hepinize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tekrar afiyet olsun. Hoş geldiniz diyorum. İbrahim Bey, şöyle olacak. Biz şöyle, genel merkez bana il başkanlığı görevimi verdiğinde, arzu edersen yönetim kurulunu değiştirebilirsin demişlerdi. Bana böyle bir yetki vermişlerdi. Ama ben burada il başkanı olarak yeni küskünler oluşturmak istemiyorum. Ben mevcut yönetimdeki arkadaşlarımızla kongreye kadar giderim. Onlarla birlikte çalışırım. Problem olmaz. Ve kongrede de, il kongresinde de yönetimimizde değişiklikler yapabilirim. Kendi yönetimi kurabilirim dedim. Dolayısıyla burada ben belki, hani yeni mevcut yönetimdeki arkadaşlar bizim çalışma mantığımıza bakacaklar. Biz onlara bakacağız. Belki çok kaynaşacağız. Yani bir kısmıyla belki çalışacağız. Bu anlamda bir şeyimiz yok, bir ön yargımız yok. Dolayısıyla bu şeyler kongreye kadar devam etmek istiyoruz. Yeni küskünler oluşturmak istemiyoruz. Biz tüm küskünlerin gönlünü almak istiyoruz. Onlarla barışmak istiyoruz. Partimize getirmek istiyoruz. Birlikte siyaset yapmak istiyoruz. Yeni küskünler oluşturmak istemiyoruz. Bu vesileyle hani onlarla şey yapmak istemedim, yeni bir yönetim yapıp da çalışmak yerine mevcut yönetimdeki arkadaşlarımızla, onların hepsi birer dava insanı, onlarla birlikte yoluma devam edeyim. Kongre sürecinde de ki artık 45 gün sonra veya işte 1 ay 2 ay sonra falan olabilir muhtemelen, 2 ay sonra da
kongrede de yeni bir değişiklik yaparız, yeni bir kan değişimi yaparız diye planladım. Bu süre içerisinde kongrede Sayın Başbakanımıza istirham edeceğiz. Hani belki Cumhurbaşkanımız muhtemelen büyük şehirlerde olacak ama biz tabii onu da ben kendi adıma çok uğraşacağım. Hani davet etmeye gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı getirebilir miyiz orasını bilmiyorum ama muhtemelen Sayın Başbakanımız herhalde o da bazı illere gidecek, küçük illere gidecek muhtemelen. Dolayısıyla belki Kırıkkale'de kongremizi Sayın Başbakanımızın nezaretinde, onun başkanlığında yapma fırsatımız olabilir diye ümit ediyorum ama şimdi çalışmalı tarih belli olsun, ona göre de bir gayretlerimiz olacak inşallah. İlçe kongrelerimiz şu anda başladı. Pazartesi günü Delice'de kongremizi gerçekleştirdik. Çok da güzel bir kongre oldu işin doğrusu. Belki Delice'deki bu zamana kadar yapılan kongrelerin içerisinde en kalabalık olan kongreydi. Yaklaşık 500 civarında bir şey vardı, bir arkadaşımız vardı. Çok güzel oldu. Ortam da güzeldi, salon da güzeldi, vatandaşlarımız da güzeldi, gösterilen teveccüh de güzeldi. İyi bir kongre oldu. Perşembe günü Allah nasip ederse Keskin kongremizi gerçekleştireceğiz. Cuma günü Balışeh kongremizi. Cumartesi günü de iki kongre yapacağız. Allah nasip ederse saat 11'de Karakeçili'de, saat 3'te de Başlı'da kongremizi gerçekleştireceğiz. Pazar günü de nasip olursa Sulakyurt'ta inşallah kongremizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta pazar günü de son kongremiz de ayın 12'sinde Merkez İlçe Kongremiz olacak. Merkez İlçe Kongremizi de burada Mersan Düğün Salonu'nda yapacağız. Orada Mersan'da yapacağız. Orada geniş bir, daha çok güçlü bir katılım olacağını düşünüyoruz. Güzel bir kongre icra edeceğimizi düşünüyoruz Allah nasip ederse. Böyle bir şeyimiz olacak. Çalışmalarımız kongreyle ilgili sürüyor. Bu arada bir değişiklik de oldu. Dün kadın kolları başkanımızı değiştirdik. Yeni mevcut yönetim içerisinde Esra Ünal isminde bir arkadaşımızı genel merkezimiz görevlendirdi. Kendisi de başarılar diliyorum. Ayrıca bugün saat 2'de yönetim toplantısını orada icra edeceğiz. Orada basın mensubu arkadaşlarımıza da davet edecekler arkadaşlarımız muhtemelen. Ben de bu vesileyle davet etmiş olayım. Saat 2'de Allah nasip ederse kadın kolları toplantımızda mevcut yönetimdeki arkadaşımızı başkan olarak yapacağız, tanıtacağız ve çalışmalarına da başlamış olacak. Genç bir arkadaşımız. Dolayısıyla ve Kırıkkale'de de Türkiye'de bir ilk oldu. İlk defa 26 yaşında hanımefendiyi kadın kolları başkanı yaptık. Bu Türkiye'de bir ilk oldu. Biraz pilot bölge gibi oldu. Eğer burada bir şey sağlanırsa, bir başarı elde edilirse muhtemelen buradaki Kırıkkale'deki şeye göre, ortama göre Türkiye'nin muhtelif yerlerinde de yaşı gençlerden, genç arkadaşlarımızdan, bayan arkadaşlarımızdan kadın kolları başkanı olacağını düşünüyorum. Genel merkezin şeyi de bu yönde, yaklaşımı da bu yönde. İnşallah bizler tabii ana kademe olarak, il başkanı olarak onların da başarılı olması için elimize onların üzerinden çekmeyeceğiz. Her konuda onlara yardımcı olacağız, çalıştıracağız. Çünkü ekibi bu seçimlerde en önemli unsur arkadaşlar, bayanlar çok önemlidir. Sizinle birlikte sizin giremediğiniz her yere bayanlar girebiliyor. Malum çalışıyorlar. Ama tabii onları da yapmak lazım, desteklemek lazım. Biz o noktada onları çalıştıracak imkanı ulaştıracağız. Tabii gençler de çok önemli. Bayan ve gençler 2019 seçiminde daha çok önemli. Bununla alakalı da çalışmalarımız sürüyor. İnşallah en uygun olan arkadaşlarla, uyum içerisinde çalışacağımız arkadaşlarla bir yönetimini oluşturmalarına yardımcı olacağız ve komple Kırıkkale Teşkilatı olarak güçlü bir yapıya kavuşmuş olacağız diye ümit ediyorum. Vallahi benim kendi şahsi kanaatim 2000 seçimlerin normal zamanında olacağını düşünüyorum ben. 2018'de bir erken seçim olacağına ilişkin benim şahsi kanaatim ve yapmış olduğum görüşmeler ve algılamalar bu yönde, 2000 seçimin normal zamanında olacağına yönelik. Bununla birlikte biz seçime her zaman hazırız. Yani burada kongremiz tamamlandıktan sonra Allah izin verirse çalışmakla ilgili bir problemimiz yok. Zaten buna hani idmanlı bir ekibimiz var. Biz de bu noktada biraz tecrübeliyiz. İnşallah bu tecrübelerimizi sahada başarılı bir şekilde yansıtacağımızı düşünüyorum. Evet. Partide bir küskünlükler mi var da yenilerini eklemek istemiyorsunuz? Bu birincisi. İkincisi, Cumhurbaşkanı da İl Başkanlığı belirlemesi sürecinde sanırım size bu konuda bir tüm orada katılanlara böyle bir konuşma yapmış. Biz de daha öncesinde en azından köşede bulunmuştuk. AK Parti'de seçilmişler içinde bir ayrışma var. Küskünlükten ziyade bana göre bir ayrışma var.
bu ayrışmayla ilgili özel bir çalışmanız olacak? Şimdi teşekkür ediyorum. Birinci sorunuz şöyle. Yani ben 2009 yılı içerisinde, 2006-2009 yılları içerisinde il başkanıydım. Nihayetinde o süreçte bizim de görevimizden ayrılmamız gerekti. İnsansınız, yani siz de etten kemikten yaratılmışsınız. Duygularınız var, hisleriniz var. Dolayısıyla insanlar kırılabilir mi? Kırılabilir. Yani insan diyor ki ben gayret ettim, çalıştım. Herkes kendi açısından haklı. Yani ben kırılabilirim diyor, üzülebilirim diyor. Olabilir. Bunlar insana doğal, yani insansız bir şey, insana özgü bir şey. Yani kırılma olabilir. Biz de kırılıyoruz. Bir arkadaşımız bize birazcık ters baksa ya da biz görmese, selam vermese kırılıyoruz. Ya bize niye selam vermedi diyoruz vesaire. Bu mevhalde insanlar kırılabilir. Bu doğal bir şey. Bize düşen de eğer böyle bir şey varsa, bir problem varsa, olabilir yani, bu olmamasıyla ilgili bir şey yok. Bunları gidermek de bize düşen görev. Yani seçilmişlerin ve orada görev icra eden insanların görevi. Şunu anlatmamız lazım. Biz hepimiz bir aileyiz. Nihayetinde önemli olan görevden insanlar değişebiliyor. Ben işte 8 yıl sonra tekrardan bize il başkanı olmamız noktasında bir görev verdiler. Demek ki bizi envanterde kayıtlı olarak tutuyorlarmış. Yani bizi çöpe atmamışlar. Bu adamı atalım, bir daha partiye gelsin dememişler. Dolayısıyla vakti zamanı kimin gelmişse, kime ihtiyaç varsa davet ediyorlar, çağırıyorlar ve bu görevi veriyorlar ki icra edin diye. Burada önemli olan davaya inanmak. Bu süreç içerisinde, çünkü AK Parti büyük bir aile. Kırıkkale'de en son Kasım seçimlerinde %63 oy almış bir aile. Dolayısıyla burada tabii ki olabilir, insani bir şey kırılmak. Dolayısıyla bunları derleyip toparlamak bize düşen görev. Birincisi bu. İkincisi, benim kendi adıma tecrübelerim şöyle. 2006-2009 sürecinden bir özeleştir yapmak gerekirse, 30 o zaman 33 yaşında ben il başkanıydım. Dolayısıyla tabii bazı şeyleri çok iyi algılayamıyordum diye düşünüyorum. Bugün baktığım zaman kendimi eleştiriyorum. Daha serin kanlı olamadığımı düşünüyorum o zamanlar. Ama şimdi artık bizim hepimizin bir aileyiz. Ben il başkanıyım. İl başkanı olarak herkesi bir arada getirmek, hepimizin bir amacı var zaten, bir hedefi var. Bu hedef doğrultusunda bir arada tutmak benim en birinci vazifem. Bunu yerine getirmem gerekiyor zaten. Dolayısıyla hani hedef bir, dava bir, lider bir. Ufak tefek problemler varsa da biz bunları ortadan kaldırmak adına elimizden geleni yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii bize şunu ifade etti. Birlik, beraberlik içerisinde partimizi 2019 seçimlerini en güçlü şekilde hazırlayacak organizasyonları yapmamızı söyledi. Bizim de zaten teşkilat olarak birinci vazifemiz bu zaten, malum. Bunu en iyi şekilde yerine getireceğimizi düşünüyorum. Burada bizim en, şehrimizin de en önemli problemi bu değil mi? Kendi şeylerimiz arasında biraz önce Ramazan abiye takılıyordum. Bak sizi bırakıp gitti Mehmet abi falan diye. İletişimde problemimiz var. Hepimizin problemi var. Sizlerin de, bizlerin de. Bunları mümkün olduğu kadar çok istişare ederek bu iletişimsizlikleri ortadan kaldırırsak, yani hata olduğunu düşündüğümüz şeyler de otomatikman ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Burada bir problemimiz, ben il başkanı olarak en ufak bir çatlak, en ufacık bir farklı bir ses ya da en ufak bir ayrışma görüntüsü sergileyecek bir durumu partimizde olacağını düşünmüyorum. Tabii biz buna da şey yapmayacağız, yani buna da sebebiyet verecek hiçbir şeyin yapmayacağız. Olanı da elinden tutacağız, yanımıza alacağız, kucaklayacağız. Bizim vazifemiz bu. İnşallah biz milletvekillerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte büyük bir aile olacağız. Ve Allah nasip ederse bunu hepimiz yaşayacaksınız, göreceğiz. Hepimiz bir çatı altında, hepimiz aynı şekilde aynı şeyleri söyleyeceğiz. Kırıkkale'de Allah nasip ederse, yani şu önümüzdeki bir ay içerisinde bu daha da çok şekillenecek. Hepimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz. Farklı hiçbir şey söylemeyeceğiz. Biz tabii geldiğimiz günden itibaren milletvekillerimizle oturduk, görüştük. Belediye başkanımızla oturduk, görüştük, ne yapabiliriz noktasında bir şeylerimiz oldu, bir konuşmalarımız oldu. İstişare ettik ve o istişareye uygun hareket ediyoruz. Ben kendi adıma teşkilat işlerinden, yani benim vazifem, il başkanı olarak benim vazifem teşkilat işleri. Ben başka bir, benim şeyim yok. Teşkilat işleri ve şehrin problemlerine ilişkin problemleri çözmek. Onları da ilgilisine, gerek belediye başkanımıza, il belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize bunları ifade etmek, söylemek ve birlik beraberlik içerisinde çözüm üretmek, vatandaşımıza hizmet etmek hepimizin gayesi bu. Bu noktada da hareket edeceğimizi düşünüyorum. Bir problem olacağını da düşünmüyorum. Ama Allah nasip ederse çok güçlü bir şekilde hep birlikte aynı şeyi söyleyen bir Kırıkkale teşkilatı, bir Kırıkkale siyasileri göreceğiz inşallah. Öyle ümit ediyorum. Bununla birlikte bir de şunu yapacağız nasip olursa, yine sizlerle birlikte yapacağız.
Burada Ankara'da daha önce ben il başkanı olduğum dönemde bir Ankara'da yaşayan kırık kaleli bürokratlarımız var bizim. Gerçekten sayısı çok fazla. Ama biz bunlara yeterince tanımıyoruz, yeterince bilmiyoruz. O 2007'de bir iftar vaktinde MTA'da toplanmıştık. Orada müsteşar yardımcısı vardı, genel müdür vardı, daire başkanı vardı, genel müdür yardımcısı vardı. Bunlarla birlikte bir oturalım istiyoruz. O dönemde bize şunu söylemişlerdi. Ya biz sizden bir şey istemiyoruz, siyasilerden bir şey istemiyoruz ama gelin makamımızda bir çayımızı için. Başka da bir şey istemiyoruz, biz size yardımcı olalım noktasında bir kanaatleri olmuştu. Çok doğru söylüyorlar. Yani siyasi görüşlerine bakılmaksızın, algısına bakılmaksızın ve orada bütün arkadaşlarımız da hemşerilerimize de Ankara'da yine bir hep birlikte olacağımız bir yemek tertip edip gerek işte milletvekillerimiz gerek belediye başkanlarımızla birlikte de şey yapacağız nasip olursa bir toplantı icra etmek istiyoruz. Dolayısıyla onlar bizi tanısınlar, biz onları tanıyalım, bilelim diye bir şeyimiz var, bir çalışmamız olacak nasip olursa. Yine orada da hep birlikte olacağız inşallah. Ya bunlar yukarıda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ve parti yetkili kurumlarımızın almış olduğu kararlar. Onlar doğrularını mutlaka biliyorlardır, gerekçelerini mutlaka biliyorlardır. Dolayısıyla bizim partimizde bir düşüş olacağına ben ihtimal vermiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yetkili kurullarımız böyle uygun görmüşse böyledir. Yani problem yok bizim açımızdan. Ama bu bize şey yapmaz, bir zafiyet oluşturmaz. Bilakis bizi güçlendirir. Evet.